Burada önemli bir konu üzerine konuşacağız. Binance daha önceden uyardığım bir kripto parayı şu anda delist ediyor. Onun adı Monero. XMR'ı delist ediyorum demek, kalanlarının hepsinde delist edeceğim demek oluyor. Bu kısım önemli. Bunun üstüne konuşacağız. Şimdilik 4 altcoin delist ediliyor. Fakat bunun arkasından onlarca altcoin gelecek. Daha önceden bahsetmiştim. Ve şu anda bunun ilk izlenimi alınmış oldu. Videoyu beğenin lütfen, rica ediyorum. Yani birkaç saniyenizi ayırıp bu videoyu beğenmeyi unutmamanızı tekrardan hatırlatmak isterim. Aynı şekilde abone değilseniz abone de olmanızı rica etmekteyim. Teşekkür ediyorum şimdiden. Şimdi şöyle bir durum var. Gizlilik odaklı altcoin'lerle alakalı hatırlarsınız defalarca uyardım. Dedim ki gizlilik odaklı altcoin'leri satın almayın. Son zamanlarda çok dikkat edilmesi gereken bir konu. Son zamanlarda gizlilik odaklı altcoin'ler inanılmaz derecede revaçta olduğu gibi üstüne çeşitli projeler bunun üzerine çalışmaya devam ediyorlar. Nasıl söyleyeyim? Yani şu şekilde farklı projeler piyasa içerisindeki kripto projeleri genel olarak bunun üstüne çalışıyor. Gizlilik odaklı altcoin olmaya yönelik hareket ediyorlar. Bunun farklı sebepleri var. Fakat bunlar inanılmaz derecede bir ambargo altında. İnanılmaz. Şimdi bir yandan regülatörler ciddi ciddi ülkeler diyor ki biz gizlilik odaklı altcoin kabul mabul etmiyoruz. CZ'nin bundan dolayı o kadar başı yandı ki bu arada anlatmadan tekrar söyleyeyim. 20 Şubat 2024'te sabah saat 6'da Aragon, Multichain, Vay ve Monero delist edilecek. Burada adı geçen Monero'ya şöyle çok kısa bir girelim. Belki bilmeyenler de olur. Fakat sonrası da çok da önemli. Bak, Monero haber geliyor. Gördüğünüz gibi daha şu an bakın %16 gibi bir fiyat düşüşü esnasında. Evet, şu şekilde. 170, 167, 170 dolarlardan 130-140'lara kadar şu anda düşüş sürdürüyor. Ülkeler gizlilik odaklı altcoin'leri istemiyor. Adamlar açık açık diyor ki hayır kardeşim, gizlilik odaklı bir şekilde olmayacak. Seyahat kuralları dediğimiz kurallara uyacak. Kimin gönderdiği belli olacak. Ne kadar olduğu, ne zaman olduğu, kime gittiği bunlar belli olacak ve açık olacak diyor. Gizlilik odaklı demek şu demek mesela XMR şu anda yasa dışı faaliyetlerde en çok kullanılan kripto paralardan bir tanesi. Bitcoin gibi bir amiral gemisi olmamasına rağmen neredeyse onunla başa baş gidiyor. Neden? Çünkü kontrol edemiyorsun. Adam sana bunu vaat ediyor zaten. Ahmet Mehmet'e parayı gönderdi. Ne kadar olduğu belli değil. Yani bu tamamen bir sır. Uzayda kaybettik biz bunu diyor. Fakat bu da terör örgütleri tarafından kullanılıyor, dolandırıcılar tarafından kullanılıyor. Yasa dışı faaliyetlerin, kara para aklama vesaire gibi tamamında kullanılıyor sonuçta. Yani aşırı derecede suistimal ediliyor ve nitekim ülkeler buna karşı haliyle sıcak bakmıyor. Çünkü aşırı kullanılıyor, doğruya doğru. Diyorlar ki biz bunları istemiyoruz. Bu total hepsi böyle bu arada. Bizde de yani Türkiye'de de görüş bu, ABD'de de görüş bu, Çin zaten Çin'i boş ver. Güney Kore'de de görüş bu. En şey böyle kripto dostu diyebileceğimiz Hong Kong'da da görüş bu, Singapur'da da, Almanya'da da. O yüzden gizlilik odaklı altcoin'lerin satın alınmaması gerektiğiyle alakalı defalarca uyardım. Hatta konuşurken de XMR diye de isim verdim sürekli. Hani en büyükleri ve en popülerleri o olduğu için XMR başta ve dahil olmak üzere bunu almayın. Çünkü borsalar bunları delist edecek. Hatta izleyenler bilir 2 hafta önce pek çok gizlilik odaklı 20'den fazla gizlilik odaklı altcoin projesi direkt olarak önce Bitfinex tarafından bundan 2 hafta önceye tekabül eden ortalama sonrasında da OKX tarafından delist edildi. Hatta dedim ki bunları Binance da delist edecek. İster Binance ister başka hiç fark etmez. Bunlar borsalardan delist edilecek. Tamam mı?
Şimdi bugün şu yüzden ben üzerinde duruyorum. Bu yüzden. XMR'ın delist edilmesinden ziyade bu aslında bir gözdağı. Yani adam diyor ki bak ben XMR'ı delist ettim. Bu bunların içinde en büyüğü. Bak. Gizlilik odaklı altcoin kategorisinin yani bu diyor meme coinlerin Dogecoin'i. Evet. Ya da DeFi'nin Ethereum'u. İşte Zero Knowledge için öyle değil mi? Monero. Ben bunu delist ettim. Kalanları sen düşün muhabbeti yani. Kalanları zaten öncesinde düşünmüştük. O yüzden XMR'ın ardından emin olun onlarca altcoin Binance'da hepsi yok ama hatta yüzlerce altcoin borsalardan delist edilecek. O yüzden buna çok dikkat etmek gerekecektir. Bunu adamların tutup şunu demesini beklemeyin. İşte biz sileceğiz haberiniz olsun. Zaten silecekleri belli. Ne yapacak? Eşek gibi silecek. Vaktiyle söyledim. Mesela CZ'nin bu huyunu aşırı derecede eleştirdim. CZ çıkmıştı. Avrupa Birliği genelge yayınlamış. Adamlar diyor ki gizlilik odaklı altcoin'leri delist edeceksin. Ondan sonra Binance açıklama yayımladı. Şu 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 altcoin'ler diyor bu sebeple tam olarak gizlilik odaklı sayılmaz. Laf salatası yapma. Sayılırmış da sayılmazmış. Delist et gitsin uğraşabilir misin yani? Şeyle. Avrupa Birliği'yle. Ondan sonra ne oldu? Adamlar lan dedi senle mi uğraşacağız yeter. Şey yaptılar yani. Binası kapı dışarı ettiler. Sonra bir şekilde tekrar kabul etti, girildi falan fişmeken. Yani gizlilik odaklı altcoin'leri almayınız. Gizlilik odaklı altcoin'lerden uzak durmanızı şiddetle önermekteyim. Ve bu noktada dikkatli olunuz. Aynı şekilde gizlilik odaklı çalışmalar yapan projeler. Bunlara bakın. Bu sadece gizlilik odaklı hani mesela adı Monero evet Monero tamamen işte Zero Knowledge dediğimiz katman sıfır mı diyeyim yani. İşte o şekilde. Buna dikkat etmeniz lazım. Farklı protokoller de çalışıyor son zamanlarda. Mesela Polygon, Manta falan da çalışıyor. Bunlar çok ileri gitme noktasında değil. Sıkıntı yok. Ama bazı projelere iyi bakın. Gizlilik odaklı faaliyetler yürütüldüğü takdirde emin olun bunların başı ağrır. Tabii buna rağmen bu projeler neden bunlar üzerinde çalışıyor? Bu da farklı bir videonun konusu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.